TM4'e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz HDP Eş Genel Başkanı Sayın İlter Sancar. Sayın Sancar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Murat Bey. Çok teşekkürler. Aslı Yol'dan geldiniz. Edirne'den geldiniz. Evet, eski HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştünüz. Nasıl buldunuz Demirtaş'ın sağlığını, kendisini, nasıl durumu? Evet. Pervin Buldan eş başkanımla birlikte bugün kendilerini ziyarete gittik. Edirne cezaevinde hem kendisini gördük hem de bizim Diyarbakır Belediye Başkanı, yani kayyımla görevi gasp edilen diyeyim, belediye başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştük. Gayet iyi gördük. Herkese selamlarını iletiyorum buradan. Sizlere de özel selamları var. Morali yerinde, bizim kongre öncesi istişare için zaten böyle bir programımız vardı. Arada fırsat bulup ziyaret edememiştik. Bu vesileyle kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da Kandıra cezaevinde Figen Yüksekdağ, Gülten Kışarak ve Aysel Tuğlu'yu ziyaret edeceğiz. Evet. Peki sen Demirtaş içeriden sık sık dışarıya yazılar yazıyor, mesajlar veriyor biliyorsunuz ve son dönemde de bir Voltron'dan bahsetti. Voltron'a oluşmaktan bahsetti ve muhalefetin bir arada olmasına dair bir hep çağrısı vardı. Evet. Voltron, muhalefet, birlikte olmak, bunlar gündeme geldi mi Sayın Sancar? Bu konuda zaten farklı düşündüğümüz yok. Bizim Demokrasi İttifakı çağrımız çok geniş bir çevreye hitap ediyor bir defa. Ve bu bizim kongre kararımızdır. Yani 2020 yılında yapılan kongremizde alınmış kararların en önemlisidir. Önümüzdeki dönem hedefler belirlenirken demokrasi, en geniş demokrasi ittifakını oluşturmak şeklinde bir karar kongreden geçmiştir. Selahattin arkadaşımızın yaptığı açıklamalar da zaten bu çerçevededir. Bizlerin çalışmaları da yine aynı hedefe yöneliktir. Yani bu konuda birbirini tamamlayan bir yaklaşım söz konusu. Daha doğrusu yaklaşımı Selahattin arkadaşımızın partinin yaklaşımından farklı değil. Tabii ki hani arada bir kamuoyuyla görüşlerini paylaşıyor. Ama çerçeve ve hedef, ilke ve karar bir bütün bizim de parti yönetimiyle de Selahattin arkadaşımız arasında bir ayrılık, bir farklılık yok. Onun altını çizelim. Onun için özel olarak konuşma ihtiyacımız olmadı bu konuyu. Zaten hani HDP'nin kongre kararı ve çalışmaları bu doğrultuda, kendisi de buna destek olan çalışmalar yürütüyor, açıklamalar yapıyor ya da yazılar yazıyor. Evet. Çünkü 3 Temmuz'da 5. olan kongreniz var. Evet. O kongreye giderken siz hem kongreye giden süreci herhalde konuştunuz. Evet. Hem bugün hem de yarın konuşacaksınız. Evet, evet. Hem de genel anlamda herhalde bir siyasi değerlendirme yaptınız diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. Yani siyasi değerlendirmeyi birlikte konuşuyoruz. Çok ayrıntılı konuşmamızın gerekmediği kadar iletişimimiz var zaten. Avukatlar aracılığıyla. Avukatlar aracılığıyla bizim genel merkezde yönetimden arkadaşların, özellikle hukukçu arkadaşların kendisine görüşleri iletmesi, onun görüşlerini alması şeklinde işleyen bir iletişim kanalımız zaten var. Bu sadece kendisiyle değil, aynı zamanda Figen Yüksekdağ'la, Gülten Kışanak'la, Sincan'daki arkadaşlarımızla da benzer istişareleri yürütüyoruz. Yani bir kopukluk ve iletişim sorunu yok aramızda. Evet. Bir bakıma şöyle düşünebiliriz, yani şöyle söyleyelim, kongre öncesi son durumu hem kendisine ilettik hem de kendisinden kongreye ilişkin görüş ve öneriler aldık. Görüşmemizin ana çerçevesi budur. Yarın da benzer şeyi diğer arkadaşlarımızla yapacağız. Peki Sayın Eş Başkan, şimdi bir taraftan da bir süredir bir Abdullah Öcalan konusu gündemde. En son 7 Ağustos 2019'da bir avukat görüşü var. 3 Mart 2020'de aile görüşü var. 27 Nisan 2020'de telefon görüşü yapılmış. Yani 3 tane. O zamandan beri de bir tecrit var. Siz HDP olarak Gemli'ye bunu tecrit kaldırılsın diye bir otobüslerle gittiniz. Ve bunun üzerine de tabii toplum tekrardan bir şey konuşmaya başladı. Ne konuşmaya başladı? Acaba iktidar seçimlere doğru giderken Öcalan'dan herhangi bir mesaj alarak Türkiye için, HDP için de farklı farklı bir
yol haritası bulabilir mi diye bir tartışma başladı. Size bunu sormak istiyorum. Detaylandıracağım biraz. Bir defa her seçim döneminde bu tür şüphelerin, tırnak içinde şüphelerin ya da şayiaların gündeme getirilmesini gerçekten çok yadırgıyoruz. Düşünün, buna benzer söylentiler ve tartışmalar, yine tırnak içinde söyleyeyim, tartışmalar bunlar önceki seçimlerde de oldu. Yani 2018'de oldu. Neredeyse her seçimde bir olağan şüphe halinde tedavüle sokulan bir rivayet diyelim buna. Bir rivayet söz konusu. Sanki hani HDP seçim yaklaşınca AKP ile işte yakınlaşacak, işbirliği yapacak falan. Şimdi peki bütün bu geçmişe dönüp baktığınızda 2007'den bu yana, 2015'ten sonra, yani 7 yıldır bütün uygulamalar ortada. Hani AKP HDP'ye yanaşacak, HDP de kanacak ve onun istediği tavrı alacak şeklinde, kabaca çok açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu söylenti, bu propaganda, bu hatta bana göre psikolojik savaş yöntemi, harp yöntemi diyebileceğimiz bu yaklaşım temelden yanlıştır. Hem Türkiye siyasetini doğru kavramama anlamında yanlıştır ve ayrıca sıkıntıları da çok fazla olan bir yaklaşımdır. Yani şimdi bundan önceki dönemlerde bu söylentiler üzerine neler yaşandığını bir arşivden çıkarıp izleyicilerimize ve daha sonra izleyecek olanlara sunsak, hakikaten herkes mahcup olur, utanır. Ama bunun bilerek yapıldığının farkındayız. Bir defa gemlik yürüyüşü sadece HDP'nin katıldığı bir yürüyüş değildi. Yani orada 6 kuruluş vardı ve bu daha önce planlanmış bir etkinlikti. Orada da amaç zaten bu tür meseleler yeniden gündeme geleceği için uzun süredir Öcalan'la görüşme de yapılmadığı gerçeğinden hareketle kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve olağan hakkı olan görüşmelerin başlatılması talebini yeniden gündeme taşımak. Şimdi bakın, zaten öyle ya da böyle seçim havası bir şekilde ortaya çıktığı anda bu tartışmalar da, bu söylentiler de, bu propaganda da alıp yürüyor. Şimdi bizim çok net bir talebimiz var. Bu talebimizin de iki boyutu var. Bir defa tecrit gerçekten hukuki değil. İkincisi politik olarak da doğru değil. Üçüncüsü böyle sürmesinin Türkiye siyasetinde bir bulanıklaştırma aracı olarak kullanılması gerçeği ortada duruyor. Şimdi bütün bunları biz kendimiz gündeme getirmesek de başka amaçlarla başka çevreler gündeme getiriyor gördüğünüz gibi. Biz de diyoruz ki bu zaten tekrar gündeme getiriliyor ve getirilecek. En azından bu çerçeveden bakılmasında fayda var. Nedir bu çerçeve? Dedikodu düzeyinde, tevatür düzeyinde değil, açık bir iletişim kanalı ile yürüsün tartışmalar. Daha net söyleyeyim. Yok Öcalan şunu yapacak, bunu yapacak, şu şöyle yapacak, şunu söyleyecek, şöyle angajmanlara girecek dedikodularını bir kenara bırakmanın en doğru yolu hangisi? Kendisinin hakkı olan avukatlarıyla görüşmesi ve kamuoyuyla görüşlerini de paylaşması. Bu ne kadar erken olursa o kadar sağlıklı olur. Seçimlere doğru bunun bir araç olarak kullanılma ihtimali de ayrıca elbette iktidarın aklından geçiyordur. Ama orada da bir yanlışın altını daha çizelim. Sanki hani Öcalan görüşme başladığında AKP'nin veya mevcut iktidarın işini kolaylaştıracak şeyler söyleyecekmiş gibi bir hava yayılıyor. Bu da doğru değil. Yani Öcalan'ın HDP'ye bu çerçevede bir görüş iletmesi, bir telkinde bulunması
iddiasının da bir temeli yok. Diyeceksiniz ki işte yerel seçimlerde 2019 yerel seçimlerinde gönderilen mektupla o mektup üzerine yapılan açıklamalar da ya bilerek veya nasıl söyleyelim ihmalkarlıkla doğru okunmadı. O mektupta HDP'ye doğrudan doğruya bir telkin, bir çağrı yok. Esasen o mektupla birlikte avukatlara ilettiği mesaj, avukatlar aracılığıyla ilettiği mesaj da HDP kendi kararını verir şeklindedir. Hani tartışmaların buraya çekilmesinde en çok fayda uman çevrenin iktidar olduğunu biz hani uyararak söylüyoruz. Fakat iktidarın ortamı bulanıklaştırma çabalarına karşı da bizim uyarılarımız yeterince dikkate alınmıyor ya da hiç dikkate alınmıyor. Yani mesela geçen gün Mardin Kongresi'nde de söyledim. Ben muhalefetin yerinde, diğer muhalefet partilerinin yerinde olsam açıkça şunu söylerim. Evet, Öcalan hukuki olarak en azından hakkı olan görüşmeleri yapsın. Bu çağrı diğer muhalefet partilerinden gelsin. Böylece tevatürle, propagandayla, dedikoduyla işimiz kalmasın. Açıkça şimdiden görüşlerini kamuoyuna iletsin. Bu olmamış bir şey de değil. Sadece 2013-15 arası süreci kastetmiyorum. O süreçte zaten çözüm girişimlerinin merkezinde İmralı vardı. Bunu herkes biliyor. Ama ondan önce de avukatları görüşüyordu. Avukatları aracılığıyla görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyordu. Şimdi hiç olmamış, sanki hiç yapılmamış bir şeymiş, İlk defa talep ediliyormuş gibi bir hava yaratılması da gerçekten doğru değil. HDP son derece berrak, son derece şeffaf politika yapıyor. Yani siz araya girin ben. Sorularınız varsa onun da ilerleyelim. Mektup şu anda benim. Hani Öcalan'ın o dönem yazdığı mektup. Ve orada da açık ve net bir şekilde diyor ki HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarında taraf efendi yapılmamalıdır diyor. Yani bir tarafsızlık çağrısı yapıyor ki o ikinci dönem biliyorsunuz tam çünkü kelimesiyle size söyledim. Evet. Şundan dolayı size bunu soruyorum. Şimdi bu çağrıyı yaptığı zaman o dönem işte İstanbul'da bir daha seçimler yapılıyor. HDP'nin İstanbul'daki desteği önemli. Tarafsız kalın diyor. Ve bunu hem AKP hem MHP bir şekilde kullandı. Bununla ilgili ki o dönemde de bugün işte görüştüğünüz eski eş başkan da bir muhalefete bir destek açıklaması da biliyorsunuz da söylemişti. Yani Demirtaş'ın o dönemki lafları da gündemde. O yüzden şimdi insanlar bunu yalnız düşünüyorlar. O tarihleri biraz daha dikkatle incelerseniz şunu görürsünüz. Bir defa HDP yerel seçim tavrını çok önce belirlemişti. Selahattin Demirtaş arkadaşımızın o tweet'i de 23 Haziran'dan çok önceydi. Evet. Yani bu mektuptan sonra değildir. Evet, önceydi. Çok önceydi. Bu da 19'unda. 18-19 Haziran. Şimdi bu mektup geldiğinde de HDP'ye seçimlerle ilgili bir telkin yok. Yani kendisinin Demokrasi İttifakı HDP kararıdır vurgusuyla birlikte bir analizi ve değerlendirmesi var. Avukatlar aracılığıyla gönderdiği mesaj da şudur. HDP kendi kararını kendi verir. Bu mesaj açıkça verilmiştir. Nitekim avukatlar bu mektupla ilgili basın toplantısı yapıp değerlendirmeleri paylaştığında bunları da söylediler. Şimdi bunlar yok sayılıyor. Biraz önce söylediniz ya hani sanki Öcalan'ın mektubu gelmiş. Ardından Selahattin Demirtaş tweet atmış. Böyle bir durum yok. Yani bu iki yenilenen İstanbul seçimlerinde 23 Haziran'da yapılacak olan ikinci seçimden 3-4 gün önceki bir hadise. Demirtaş önce söylüyor, sonra Öcalan mektubu yolluyor. Aslında bir şekilde belki de Demirtaş önce söylüyor, o tartışmanın buraya sıkıştırılması yalnız. Çünkü HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun kararıdır. Yani büyük şehirlerde aday çıkarmayacağız,
Türk şehirlerinde de kayyımları göndereceğiz. Bu kadar net bir karar yerel seçim 31 Mart'tan çok önce alınmış bir karardır. Ve bu karar kamuoyuna bu şekilde gayet net olarak anlatılmıştır. Şimdi hem tarihler karıştırılıyor, hem bu tartışmanın ayrıntıları atlanıyor. Böylece bugüne bir bulanıklık servis ediliyor. Bu gerçekten hem HDP'nin bugüne kadar yaptığı o demokrasi ittifakı çağrıları ve çabalarına büyük haksızlık, hem de sanki hani Öcalan birden devreye girecek ve AKP'ye destek verecek demek de bugüne kadarki gerçekliği tanımayan, gerçeklikle uyuşmayan bir yaklaşım. Bütün bu tartışmaları bitirmenin çok basit bir yolu var. Herkes şimdi Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini sağlanmasını talep etsin. Ya da ailesi. Ailesi tabii, ama asıl olan avukatlarıdır. Yani ailesiyle görüşme zaten haktır. Ama eğer görüşleri üzerinden bir tartışma yaratılacağı, yürütülecekse, Öcalan'ın seçimlere ilişkin, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin, Suriye'deki gelişmelere ilişkin görüşleri üzerinden bir tartışma yaratılacaksa, esas görüşmenin avukatlarıyla sağlanması gerekiyor. Peki tabii burada siz kamuoyunun bu tırnak içinde sizin deyiminizle yanlış algısı, yani Öcalan konuşursa iktidarla ilişkisinin ne olacağına dair eleştirisini söylüyorsunuz, ama bir taraftan da insanlar şunu düşünüyorlar. Şimdi 2019'daki o mektup, sonra tekrar tecrit, bir ses yok. Sonra iktidara yakın işte köşe yazarlarında ailesiyle görüşebilme olasılığının yolunun açıldığı söyleniyor. Ve insanlar tabii doğal olarak şunu biliyor. Tecriti yapan iktidarsa, tecriti seçimlere doğru kaldırma ihtimali olan iktidarsa ve biliyoruz ki bir görüşme var devlet denilen şeyle Öcalan arasında. Nereden biliyoruz? Ne dedi Erdoğan bundan bir süre evvel? Evet. Edirne'dekiyle işte İmralı'dakini karşı karşıya getirmek üzere bir cümlede kurdu. Biliyoruz bir görüşme var. Şimdi seçimler bu kadar az bir zaman kala Öcalan tekrar bir mesaj yollayacaksa, doğal olarak insanlar şunu düşünüyorlar. Bu iktidar için bir şeye yol açabilir, yarayabilir. Neden böyle düşünüyor anlamıyorum. Şimdi şöyle düşünüyor. Çünkü iktidar, hani biliyorsunuz, iktidarı tanıyorsunuz siz de. İktidarı biliyoruz ama yani Öcalan'ın böyle bir mesaj vereceğini kesin bir veri olarak ortaya koymak asıl yanlışlık. Eğer iktidar bu mesajı alabileceğini bilse veya almış olsa belki çoktan görüşmeleri başlatırdı. Şöyle düşünün, iktidar Öcalan'la görüşüyorsa muhalefetle görüşme talep etsin. Yani bu tecrit kaldırılsın çağrısı da yapılan etkinlikler iktidara hitaben değildir sadece. En geniş kamuoyuna hitaben yazılmıştı. Şu inceliği görmek gerekiyor. Eğer gerçekten iktidar istediği mesajı alabileceğine inansa çoktan tecrit kaldırırdı. Ama ortamın bulandırılmasını sağlayacak bir şekilde bu yöntemi sürdürüyor. O zaman biz de yeniden bu tartışmalar alevlenecekken diyoruz ki, böyle hani gölge boksu yapmak yerine herkes ne diyecekse bunu açıkça söylesin ve Öcalan üzerinden bu spekülasyonlar, bu dedikodu bitsin. Şimdi çağrı bu kadar net. Yani elbette iktidara da çağrı var burada. Fakat iktidarın zaten yürüttüğü bir hukuksuzluk var. Ve sadece hukuksuzluk değil, bir politik, psikolojik manevralar toplamı var. Buna karşı tedbir ne? Şeffaflık, açıklık. Bizim söylediğimiz bu, tutumumuz bu, tavrımız bu. Nitekim hani daha sonraki konuşmalarımızda da bunu dile getirdik. Mecliste grup konuşmasında da açıkladık. Soruna nasıl yaklaştığımızı ve neden şimdi gündeme geldiğini anlattık. Buna rağmen
Eğer bu dedikodular ve söylentiler ve propaganda devam ediyorsa ortada başka bir sorun var. Bu sorunu açık konuşmak lazım. Bakın HDP iktidara karşı, bu iktidara karşı en etkili mücadeleyi yürüten siyasi parti. En fazla baskı ve zulüm gören parti. Buna rağmen çizgisinden sapmadan yürüyor. HDP siyasetini açık ve net şeffaf yapıyor. Diğer muhalefet partilerine çağrısını da bir yıla yakın bir süre önce yaptı. Yani böyle bir parti. Oradan bir cevap gelmiyor. Sanki HDP bunların hiçbirini yapmıyormuş da herkes demokrasi mücadelesinde ve bu iktidara karşı muhalefette üzerine düşeni yapmış da şimdi olağan şüpheli olması normal HDP'nin. Mantık bu şekilde, denklem bu şekilde kurulunca bunun son derece sıkıntılı, yanlış, gerçeğe aykırı, manipülatif olduğunu niye anlatmak bize düşsün? Ben diyorum ki bu konuda kendini anlatma mecburiyeti olmayan birinci özne biziz. Neden? Çok net tavır açıkladık. Seçimlere ilişkin stratejimizi geçen yılın Şubat ayından beri anlatıyoruz. Eylül ayında da deklarasyonla kamuoyunun bilgisine sunduk ve taahhüt ettik. Yani siz bir deklarasyon yayınlıyorsanız bu sizin kamuoyuna taahhüdünüzdür. Orada da söylediğimiz açık. Biz parlamento seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla, kendi ittifakımızla gireceğiz. Diğer iki ittifak bizi ilgilendirmiyor parlamento seçimlerinde. Hani o zaman Millet İttifakı'yla mı girecekler falan söylentileri hep yayılıyordu ya, propagandası yapılıyordu. Böyle bir şey yoktu zaten. Ama madem bu kadar için tartışılıyor, biz de dedik ki hayır, net olarak biz kendi ittifakımızla gireceğiz. En geniş demokrasi ittifakıyla gireceğiz. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapıcı ve gene oldukça berrak bir öneride bulunduk. Bu önerimizin arkasındayız hala. Ama zaman da daralıyor. Bu öneriye diğer muhalefet partilerinden bir olumlu yanıt gelmiyor ama biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz diyoruz. Mecburuz. Mecburuz dediğim görevimiz bu. Evet. Öneriyi hatırlatayım. Siz diyorsunuz ki ortaya çıkacak aday kamuoyu açıklamadan evvel bizi de bir görüşme olsun. Bu şeffaf olsun. Değil mi? Hani siz muhalefete Cumhurbaşkanlığı için bunları söylüyorsunuz. Biz isim üzerinden konuşmayacağız diye başladık. Bir. Evet. Süreç ve ilkeler üzerinden bir açık müzakere yürütülmelidir dedik. Yani eğer bugün altılı masa denen bir şey varsa var. Bunlar ortak Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda bir karara varırlarsa bizimle ilkeler ve sürecin işleyişi konusunda açık, kamunun bilgisi dahilinde görüşme ve diyalog yürütsünler dedik. Eğer anlaşabilirsek biz de bu ortak adaya destek veririz dedik. Elbette ortak aday ve ismiyle ilkeler arasında bir ilişki olacak ama önce isim mi, ilke mi diye sorulduğunda biz net tavır koyduk. Dedik ki önce ilkeler, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili temel mutabakatların nasıl ortaya çıkacağı. Önce bunları konuşalım dedik. İlkeler, süreçler, müzakere, diyalog, mutabakat. Biz bunun üzerine kurduk denklemi. Eğer bu olursa biz hazırız. Peki olmazsa, ne olmazsa sorusundan hareketle bütün bu propaganda yayılıyor. Olmazsa bunun sorumlusunu biz olarak göstermek insafsızlıktır. Bu kadar yapıcı sabırla demokrasinin yolunu açmaya çalışan bir parti ve bunun için her türlü bedeli de ödemekte olan bir parti şimdi şüphelerin merkezine çekilmek isteniyor. Peki diğerlerine sormak lazım. Herkes Kürt sorununu konuşmaya başladı. Niye?
seçimler yaklaşıyor diye. Sadece AKP değil. Diğer muhalefet partileri de işte Kürtlerle ilgili söz söylüyorlar veya işte bir şeyler yapıyorlar. Yok bölge ziyaretleri falan. Burada çok temel bir mesele var. Türkiye'nin en yakıcı sorunu Kürt sorunu mu? Bunu herkes kabul ediyor mu? Ediyor. Öyle değil mi? Pek çok sorun buraya gelip odaklanıyor. Türkiye'nin ekonomik çöküşü de bundan bağımsız değil. Şimdi bugün Sri Lanka Başbakanı'nın açıklamasını okudum. Sri Lanka devlet olarak iflas etmiştir. Ekonomimiz çökmüştür diyor. Şimdi bu işin uzmanları da bu süreci 2009'a kadar götürüyorlar. 2009 ne? Bu şu meşhur Sri Lanka modelinin hayata geçirildiği tarih. Yani güvenlikçi politikaların çok ötesinde. Militarist bütün yöntemlerin kullanıldığı bir katliam yöntemi. Şimdi ekonomi o günden bugüne düzelmedi. Toplumsal yarılma derinleşti ve Sri Lanka iflas etti. Neyse şuraya geleceğim. Şimdi neden Kürt sorunu bu kadar süre gündemde, diğer partilerin gündeminde değilken şimdi herkes bir şeyler söylemeye başladı. Büyük haksızlık ve yanlışlık yapılıyor. O da şudur. Kürtler sadece seçmen ve sayı olarak görülüyor. Bu anlayış Kürtleri bir özne olarak gören yaklaşım değildir. Seçim dönemi AKP'nin başka manevraları olabiliyor. Fakat muhalefetin de, diğer muhalefetin de sanki Kürtler sadece sayı ve seçmenmiş gibi bir hava yaratan yaklaşımı da bu kadar sorunludur. CHP'ye bunu katar mısınız? Çünkü CHP bir değişim. CHP bir süredir bir değişim. Siz bunu seçimlerle ilgili mi? CHP'nin değişimle seçimlerle ilgili mi olarak okuyorsunuz? Şimdi bakın, şu anda herkes Kürt seçmenin oyunun hesabını yapıyor. Eğer gündemde seçimler olmazsa CHP'de bu kadar açık arayış ortaya çıkar mıydı sorusuna ben rahatlıkla evet cevabı veremem. Evet. Bunca yıl niye beklendi? Ve hala da zaten söylenmiş doğru dürüst bir şey yok. Yani Kürt sorununun çözümü için bir yöntem ve içerikte de bir program sunsanız derim ki evet hakikaten bir değişim çabasıdır bu. Ama sadece genel sözler, hani gönlü hoş etmeye yönelik jestler, bölge ziyaretleriyle sınırlı kalınca o zaman CHP'nin arayışının da bu dönemde Kürtleri sadece seçmen ve sayı olarak gören genel yaklaşımdan ayrılmasını ayrıldığını söylemek nasıl mümkün olsun? O zaman diğer partileri sormak bile lazım. İyi Parti'yi. Çünkü o zaman çünkü başka türlü profil çıkıyor. Çünkü ben sizin CHP ile de hani belli bir görüşme içinde olduğunuzu da biliyorum. Şimdi heyetlerimiz bizim. Görüşüyorsunuz. Görüşür tabii. Evet. Zaten bunu CHP Genel Başkanı da söylüyor. Kemal Bey de söylüyor. Biz diğer partilerle İyi Parti hariç görüşen heyetlerimiz var. Bu zaman zaman o partilerden talep üzerine yapılıyor bu görüşmeler. Zaman zaman bizim talebimiz üzerine yapılıyor. Görüş alışverişi oluyor. Zaten mecliste bütün partiler görüşüyor ayrı. Fakat bizim diğer partilerle görüşme yürüten elbette ekibimiz var. Bu görüşmeler pazarlık gibi değil. Bir mesele, bir gündem, bir konu, tabii ki seçimler, tartışmalar. Bu görüşmeler de ele alınıyor. Fakat bizim kastettiğimiz şey bundan ibaret değil. Bizim asıl istediğimiz, şimdi seçim süreci artık öyle ya da böyle başladı. Erken mi olur, zamanında mı olur, her neyse. O zaman bu bütün dünyada olağan olan bu görüşmeler dışında açık, kamunun bilgisi dahilinde diyalog ve müzakere. Bizim ne talep ettiğimizi, neyi amaçladığımızı kamuoyu bilsin. Diğer partilerin hangi konularda nasıl
bir karşılık verdiğini veya öneri yaptığını kamuoyu bilsin istiyoruz. Kapalı kapılar ardında yürüyecek bir süreç değil bu. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek çok çok uzun yıllar etkisi olacak çok kritik bir seçime gidiyoruz. Ve biz burada hedefimizi Türkiye'de demokrasinin, barışın, adaletin önünü açacak bir tercihle ortaya koyduk. Bu konuda da tutarlı davranmadığımızı kimse iddia edemez bugüne kadar. Elbette muhalefete de eleştirilerimiz var. Bazen daha yüksek sesle de söylüyoruz ama diyalog kapılarımız açıktır. Peki İyi Parti hariç diğerleriyle görüşüyorsunuz. Onu söylediniz ama altılı masada da İyi Parti bir etkili bir rol oynuyor aslında ve şu açıdan soruyorum. Son tahlilde bu seçimler Cumhurbaşkanlığı için konuşuyorum. Diğerini söylemiyorum. Eğer siz adaylıkla anlaşamazsanız ve aday çıkartırsanız ikinci tura kalıyor. Yani tüm anketler bunu gösteriyor. İkinci tura kalması tabii Türkiye'nin hani demokrasi peşindeki insanları için, kitleleri için çok ciddi bir risk haline göreceksiniz. Yine HDP'ye mi gene yükü bırakacaksınız diyebilirsiniz. Evet. Ama bu evet. Bu da meşru bir soru. Yani insanlar bunda tartışıyorlar. Bu meşru, nasıl görüyorsunuz? Bu meşru soruysa şu sorunun da meşru olduğunu herkes kabul edip dürüstçe cevap versin. %13'ün üstünde oy almış ve şimdiki anketlere göre daha da yüksek oy alması çok muhtemel olan bir parti. Sadece sayısal değil, siyasal olarak da gerçekten dönüşüm programına sahip iddiası olan bir parti. Ne yapsın? Ne istiyor? Ne isteniyor HDP'den? Bize açık söylensin. Mesela Murat Sabuncu HDP'den ne istiyor? Haber ister gazeteye çünkü. Yok hayır. Aydın olarak, evet. Vatandaş olarak. Evet. Ya da bu yazıları yazanlar HDP'den nasıl bir tavır istiyorlar? Ya gölgede kalın, sesinizi çıkarmayın, desteğinizi verin. Sonra Allah kerim mi diyorlar. 100 yıllık kısır döngünün devamına bizim bu şekilde alet olmamızı talep etmenin hem politik hem etik olarak kabul edilebilir bir tarafı yok. Eğer iktidarın HDP'yi kriminalize etme, ötekileştirme, dışlama pozisyonuna zaten siz onay veriyorsanız sizi anlarım. Dersiniz ki siz iktidar diyor ki işte HDP terörist bilmem uzantısı bir parti. Sizi diğer partiler bizimle görüşmekten neden kaçıyorlar gerekçelerine? Bu algının yaratabileceği, kendi üzerlerinde yaratabileceği etkilerin veya olumsuz tırnak içinde olumsuz sonuçların ortaya çıkmasından korktukları için. Peki hangi cesaretle siz bu ülkeyi dönüştüreceksiniz sorusunu sormak benim de hakkım, seçmenimin de hakkı, Kürt halkının da hakkı. Biz sadece Kürtlerden oy almıyoruz elbette. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarına çözüm öneren ve Türkiye'nin bütününü kapsayan bir parti olduğumuzu iddia ediyoruz. Programımızda, politikamızda budur. Esasen kongremize giderken de belirlediğimiz şiarımız bunu ifade ediyor. Çözüm biziz, sözümüz var. Şimdi o nedenle Murat Bey tekrar söylüyorum. Diğer muhalefet partilerinin bizimle önerdiğimiz yöntemde görüşmeye gelmemelerinin yaratacağı sonuçlardan HDP'yi sorumlu tutmanın ahlaki, siyasi, vicdani herhangi kabul edilebilir bir tarafı var mı? Doğal olarak eğer bu kabul edilmezse biz adayımızı çıkarırız. İddialı olacağız bu konuda. Yani biz eğer bu önerdiğimiz yöntemler karşılık bulmazsa Demokrasi İttifakı içinde yer alan bütün öznelerle tartışarak, kurullarımızla tartışarak, seçmenimize danışarak, hatta bizim dışımızdaki demokrasi derdi olan bütün çevrelerle de görüşerek bir aday çıkarırız. Daha doğrusu bu şekilde, bu mekanizma içinde demokrasi güçlerinin ortak adayını çıkarma seçeneği
önümüzdeki en önemli seçenektir. Ve en az ikinci tura kalmayı hedefleyeceğiz. O zaman şu soruyu lütfen herkes kendine sorsun. Kendine sorduğu gibi bu sorunun bize sorulmasına zemin hazırlayan diğer partilere sorsun. HDP'nin adayı Erdoğan'la birlikte ikinci tura kalsa kime oy vereceksiniz? HDP'nin adayına mı Erdoğan'a mı? Bize böyle deniyor ya. Bu soruya açık cevap verilmedikçe bize bu sorunun sorulması etik değil, siyasi olarak da doğru değil. Şimdi sonuna kadar yapıcı davranmaya devam edeceğiz. Biz kendi çalışmamızı yürütüyoruz. Elbette aday konusunu da kendi içimizde ve diğer çevrelerle birlikte hareket ettiğimiz parti ve oluşumlarla değerlendiriyoruz. Yani biz öyle oturmuş diğer muhalefet partilerinden gelecek cevabı bekliyor değiliz. Çalışmalarımız sürüyor. Fakat son ana kadar da bu kapı açıktır. Hangi kapı? Ortak aday için açık müzakere, doğrudan diyalog. Kapısı açıktır fakat biz kendi yolumuzda da yürümek zor, yürüyoruz zaten, yürüyeceğiz de. Peki aday belirleme tırnak içinde için, yani kendi adayınızın, olası adayınızın eğer olmazsa, bunu da tartışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki altılı masa bize şu teklifi getirirse bu isimler olmaz diye konuştuğunuz oluyor mu, yoksa şu ilkelere uymayanlar mı diyorsunuz? Bakın, nasıl bakıyorsunuz? Biz herhangi bir resmi görüşmede veya parti adına yapılan herhangi bir görüşmede hiçbir başka partiyle isim konuşmuyoruz. Evet. Şimdi burada da öyle çok fazla diplomatik ifadeler kullandığım sanılmasın. Daha açık söyleyeyim. Bizim sıraladığımız ilkeler müzakere başlık. İlla bizim programımız kabul edilsin şeklinde bir dayatmamız yok. Şimdi bu ilkeler ortada. Bizim programımız, yaklaşımımız, seçmenimizin yaklaşımı, fikri, eğilimleri hepsi ortada. Bunlarla uyuşmayacak isimler nelerdir diye niye bana sorarsınız ki? Herkes kendine sorsun. Altılı masa kendi içinde tartışsın. Tartışsın. Eğer gerçekten ortak adayda uzlaşmak konusunda samimiyet varsa, istek varsa, o zaman kendi içlerinde bu tartışmayı bu çerçevede yürütsünler. Sonra da elbette bizimle paylaşırlar. Paylaşırlar değil. Şu isimler var dediklerinde açık ve doğrudan resmen bize isim geldiğinde bu isimlerle ilgili fikrimizi resmen o zaman söyleriz. Bunun dışında tartışmalar yapılabilir. Ama hiçbir partiye açıkça biz ilkelerden önce isimleri konuşmuş değiliz hiçbir partiye. Peki şimdi 6-7 Haziran'da 4. Büyük Olağan Konferansınızı yaptınız ve onda bir sonuç bildirgesi var. Evet. 8 Haziran'da bunu ortaya koydunuz. Aslında bu bildiriden ki orada şunu net koyuyorsunuz ortaya, sadece Türkiye için değil bu sorun Suriye'nin kuzeyinde olan olaylar da var. Daha geniş bir perspektif de aslında gerektirdiğine dair de bir tutum ortaya koyuyorsunuz. Evet. Bunu da hani bu çerçevede de aslında, yani sadece hani aday, isim falan değil, dışında değil. Başka türlü bir perspektif de okuyorsunuz diye anlıyorum. Şöyle okuyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye'de bu şu an geldiğimiz nokta ekonomide çöküş, siyasette çöküş, toplumsal çözülme, elbette ekonomide korkunç bir felaket. Türkiye tarihinin en ağır ekonomik bunalımlarından birini, buhranlarından birini yaşıyor. İşte ek bütçe kanun teklifi geldi. Evet. Bu yani henüz 6. ayı dolmamışken bütçe iflas etmiştir. 880 milyar gider kalemi olan
yeni bir bütçe kanunu teklifi geliyor. Şimdi 1 trilyon 80 milyar da gelir bekleniyor. Bu ne demektir? Şu anda enflasyon %70 diye ilan ediliyor, 70'lerde diye ilan ediliyor ama sadece bu kanun teklifi bile enflasyonun en az %90 olduğunu gösteriyor. Nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. Yani şimdi 880 milyar gider, 1 trilyon 80 milyar gelir. Yani arada 200 milyar. Peki nereden gelecek bunlar? Bu gelir nereden gelecek? Bu gelir zamlarla halkın sırtına bindirilecek. Yani şu an yaşadığımız bu enflasyon, yoksullaşma ve açlık durumu katlanacak. Diğer alanlardaki sorunlar ortada. Şimdi bugün Suudi Prens, Veliaht Prensi Türkiye'ye geliyor. Şuradan birkaç ay önceki tartışmalara bakın. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bu kadar çok sözü ortada dururken iktidar bugün ve medyası Suudi Veliaht Prensi'nin gelişini bayram havasında yansıtıyor. Dış politikadaki çöküş. Türkiye bütün bu sorunların birbirine bağlı olduğunu kavrayacak bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Dış politika, ekonomi, Kürt sorunu, basın özgürlüğü, şimdi işte medya sansür yasası geliyor. Evet. Bütün bunlar birbirine bağlıdır ve biz burada gerçekten bir yeni başlangıç yaratacak bir irade ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da programıyla ve politikasıyla yapan tek parti biziz diyebilirim. Diğer partilerin bu Suriye konusunda, işte Kürt sorunu bu kadar, evet, Kürt sorunu bu kadar yeniden hani gündemlerine aldılar. Somut olarak hangi yöntemle, hangi çerçevede ve hangi içerikte bir çözüm önerdiklerini ortaya koymalılar. Bizim önerilerimiz ortada. Biz bu önerilerin hepsinin tamamı, daha doğrusu programımızın tamamının karşı tarafça kabul edilmesi şartıyla müzakere yürütelim demiyoruz. Diyoruz ki Kürt sorununda çözümün yolunu hem yöntem hem içerik olarak açacak bir mutabakat lazım. Türkiye'de demokrasi sorunu Kürt sorunu ile iç içedir. Ekonomik sorun demokrasi, hukuk ve Kürt sorunu ile iç içedir. Dış politika aynı şekilde bütün bunlarla bağlantılıdır. Şimdi bu konuda eskiden farklı olmayan, geçmişteki zihniyet ve politikalardan esasta ayrışmayan hiçbir program Türkiye'yi düze çıkarmaz. Yeni bir başlangıç yaratmaz. O nedenle HDP'nin rolü sadece sayısal değildir. Şu kadar oyu var, bunlar olmasa ikinci tura kalır. İşte bunlar olursa şu kazanır. Dediğim gibi bizim seçmeni, bizim kitleyi sayı olarak kabul eden anlayış Türkiye'nin sorunlarını ne kavramıştır ne de çözebilir. Evet. Biz aynı zamanda siyasal olarak çözüm gücüyüz. Türkiye'ye demokrasi, adalet, barış getirecek programa sahibiz. Ayrıntılarını her zaman anlatabilirim. Evet. Bu programda bu başlık halinde, başlıklar halinde söylemek yeterli sanırım Murat Bey. Sayın Sancar, şimdi bu konferans sonuç bildirgesinde bir bölüm daha var. Aslında son 3 soru, onları da sorup tam bir saat yapalım diye sizinle konuşmuştuk. Tam bir saatte bitiririz. Şimdi orada diyorsunuz ki bildirgede Öcalan'ın 23 yıldır mutlak tehdit koşullarına tutsak edilmesi Kürt sorununda demokratik ve barışçıl çözüm önündeki en büyük engeldir. Cümle aynen bu. Şimdi bu sizin 2021 yılının sonbaharında yaptığınız 11 maddelik bir tutum belgesi açıkladınız. Onunla örtüşen bir nokta. Çünkü orada hani orada ana gündem hani meclis çözecek şey. Unsurlardan bir tanesi de hani İmralı kelimesi geçmemişti ama. Buna aykırı değil. Değil konferans mi? Kararlarına bakarsanız bu evet. Sonuç bildirgesi. Sonuç evet. Bildirgesi daha evet. Hani retoriği daha fazla olan ama bizim
konferans kararlarından da farklılaşan, farklılaşmayan bir metindir. Konferans kararlarımıza bakın. Aynı tutum devam ediyor. Şimdi konferans sonuç bildirgesi delegelerin, bileşenlerin hepsinin önerileriyle şekilleniyor. Kararlar da delegelerin oyuyla kabul ediliyor. Bizim konferans kararlarına bakarsanız hiçbir değişiklik yok. Kürt sorununda çözüm ve barış iç içedir. Kürt sorununda hatlar ve bu çatışmanın durması iç içedir. Hatların tanınması ve çatışmanın durması iç içedir. Şimdi biz oraya işaret ediyoruz. Yani Kürt sorununda sadece bir kısmına, bir kısmını ele alıp onun üzerinden gitmek yetmez. Bu bütünlüğü görmek lazım. Bu bütünlüğü görmek için de geçmişte yaşadığımız deneyimleri hatırlatmak gerekiyor. 2013-15'i, 2009-11'i, 2009-2011'i hatırlatmak gerekiyor. Öcalan'ın orada oynadığı rolü hepimiz, biz yaşlarımız yettiği için aradan çok da zaman geçmedi, gördük. Buna vurgu yapılıyor. Yoksa HDP'nin zaten üzerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu tekrar söylüyoruz. Çözüm için her türlü çalışmayı yapmaya zaten kararlıyız, yapıyoruz. Çözümün önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak da zaten bu çabaların bir parçasıdır. Bunu gene yapan HDP'dir. Yani HDP siyasi alanda, mecliste, diğer demokratik siyaset kulvarlarında zaten hem öneriler yapıyor, hem siyaset üretiyor, hem de çözümün ve barışın önündeki engellerin ne olduğuna dikkat çekerek bunların kaldırılmasını istiyor. Bunu da bu çerçevede değerlendirmeniz gerekiyor ki biraz önce yani başlarken sorduğunuz soruya verdiğim cevaplarda bu da var zaten. Evet. Evet. Peki bu iktidar döneminde adı çözüm olmasa bile yeni bir sürecin başlama ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani böyle bir ihtimal var mı sizce? Şimdi bu soru sorulurken bir defa herkesin ağzında çözüm süreci kavramı diye bir şey var. Evet. İşte yeni bir çözüm süreci başlıyor. Ya da şöyle, yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? Evet. Ama kimse çözüm sürecinden ne kastettiğini açıkça söylemiyor. Şimdi 2013-15 yılları arasındaki gibi bir çözüm süreci mi kastediliyor, başka bir şey mi kastediliyor? Biz diyoruz ki bu iktidarın zihniyeti, politikaları ortada. 2013-15 tarzı bir çözüm sürecinin yetersiz olduğu da ortada. Yetersizlikler nerededir? Meclisin mekanizma, güvence ve katılım açısından yeterli derecede devrede olmaması. Bu bir eksiklikti. Şimdi madem bu kadar Öcalan sordunuz, onu oraya bağlayayım. Bizzat kendisi çözüm sürecinde defalarca hem devlet heyetine hem bizim heyete. Meclis merkezde olmalıdır, güvenceler, mekanizmalar ve katılım sağlanmalıdır demişti. Şimdi zaten biz de bunu savunuyoruz. Eğer bu kastediliyorsa bu iktidarın böyle bir ne böyle bir zihniyeti ne de böyle bir gücü var açıkçası. Kendi iç dengelerine bakarsanız anlarsınız zaten. Yani biz iktidardan meclisi merkeze alan katılım, güvence ve mekanizma oluşturan bir çözüm süreci başlatacağı ihtimalini hiç görmüyoruz. Başlatmak isterse önünde engel yok. Ama bizim çizdiğimiz çerçevede bellidir. Diyoruz ki öyle bu meseleyi seçim için araçsallaştıracak ucuz manevralarla kimse sonuç alamaz. Kürt meselesi çok ciddi bir meseledir. Kürt meselesinde çözümü sağlamak, şiddeti tamamen bitirmek çok hayati bir mesele. Bununla öyle ucuz manevralar yaparak oynanmaz. HDP'nin de savunduğu model belli. Evet, biz diyoruz ki
meclis hem mekanizmaların oluşturulması, güvencelerin yaratılması ve en geniş katılımın sağlanması açısından merkezde olmalıdır. Kürt sorunu biraz önce söylediğim gibi içeriğiyle ve çözüm yöntemiyle iç içe geçmiş en az iki boyuta sahiptir. Her boyutta da kimlerle nelerin görüşüleceği artık sır değildir, bilmem öyle yeniden keşfedilecek bir alan değildir. Bunlar yaşanmış deneyimlerdir. Biz de sözümüzü açık söylüyoruz. Bu zor şartlarda sözümüzü açık söylediğimiz için bu kadar saldırıya uğruyoruz. Bu kadar hani net önerilerde bulunmamız hiç kimseyi, daha doğrusu hiç kimseyi değil mi? Bu kadar net önerilerde bulunmamız ve açık konuşmamız aslında bizim dışımızdaki herkesi, herkesten kastım partiler, iktidarıyla, muhalefetiyle, bizim dışımızdaki herkesi tedirgin ediyor. Biz açık konuştuğumuz için, gerçekleri ortaya koyduğumuz için, bir tür ayna tuttuğumuz için diğer aktörlerin gözüne tedirginlik yaratıyoruz. İktidar da bizden tedirgin, muhalefet de rahat değil. Bazı muhalefetin bir kısmıysa basbayağı iktidar gibi dil kullanıyor ve iktidar gibi yaklaşım ortaya koyuyor. Bizim bu söylediklerimizin hangisinde ne tereddüt var? Bunlar bize açık söylensin. Öyle dedikoduyla, işte tevatürle, söylentiyle ve yer yer kara propagandayla kimsenin fayda sağlaması mümkün olmaz. Türkiye bundan zarar görüyor. 3 Temmuz önemli bir gün. Hem evet. O gün sizin 5. olağan kongreniz var. Hem de o akşam altılı masa 5. toplantısını öyle yapıyor. Öyle mi? Onu unutmuşum. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde önemli gün. Yani 3 Temmuz'daydı o da. Evet, yoğun mesaisinin olacağı ve sözlere bakacağı bir gün. Şimdi o gün kongreye gidiyorsunuz ama tabii bir taraftan da bir kapatma davası var. Evet. Onunla yürüyorsunuz. Ki sizin de gördüğünüz heyetlere her şıkkımız var, bize de söylediğiniz gazeteci olarak farklı farklı yollar hazırladık diyorsunuz. Bu kapatma davası, bir tabii Kobani davası var. Pek çok HDP'li ismin 6 yıl sonra açılan davayla yargılandığı. Bu iki davayı nasıl görüyorsunuz? Bu süreç nereye gidiyor sizce? Şimdi Kobani davasıyla ilgili bir çağrı yapmak istiyorum. 7 Temmuz'da yapılacak duruşma çok önemlidir. Kobani davası Türkiye'de yakın geleceği siyaseten ve toplumsal açıdan çok yakından ilgilendiren bir davadır. Ve orada yapılan hukuksuzluklar öyle skandal düzeyindedir ki Türkiye'nin şu an yaşadığı adalet çöküntüsünün neredeyse birebir laboratuvarıdır. Gezi davasında ortaya çıkan skandal karar da bununla bağlantılıdır. Pınar Gültekin cinayetindeki bu rezalet karar bununla bağlantılıdır. Çünkü adalet sisteminin, yargı sisteminin ne hale geldiğini Kobani davasında bütün çıplaklığıyla görebilirsiniz. O nedenle 7 Temmuz'da biz bütün, yani genel olarak muhalefet partilerinin liderlerinin bizzat duruşma salonuna gelmesini bekliyoruz. En azından gerçi adalet ve demokrasi derdi olan bütün muhalefet var. Bunu ayrıca kendilerine yazılı olarak da ileteceğiz. Bir bu. Her yani, partiye olacak mısınız bu yazıyı? Yok. Bizim gönderebileceğimiz, şimdi bir defa muhalefet olarak gördüğümüz muhalefet partilerine göndereceğiz. Ama öte yandan tabii ki bizim ittifak içinde olduğumuz partilere de, işte demokrasi derdi olan başka partilere de göndereceğiz. Ama asıl merak edilen İYİ Parti'ye gönderecek misiniz sorusu ise göndermeyeceğiz. Çünkü hani bunun bir anlamı yok, bir karşılığı yok. Bizim de böyle hani boş jestlerle kamuoyunu meşgul etmeye hakkımız yok. Daha şeffaf, berrak, açık siyaset yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi bir bu. Kobani davası devam ediyor ve skandal bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de hukuk nerededir görmek için bir kere duruşmaya gelmek
belki yeterli olur. Kapatma davasına gelince. Kapatma davası da devam ediyor ve en son Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ek deliller sormuştu. Biz de bu ek delillere cevabımızı işte bu hafta sonuna kadar, pardon, gelecek hafta başında vereceğiz. Evet. Kararın ne zaman çıkacağını tabii ki tahminen karar aşamasına ne zaman geleceğine dair tahminlerimiz var. Hukukçular bunu hesaplayabilirler. Ama biz biliyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nde vicdanlı hakimler ya da üyeler çoğunlukta olsalar bile bu iktidar eğer HDP'nin kapatılmasını istiyorsa çok ağır bir baskı kuracaktır. Dolayısıyla biz kapatılma ihtimaline göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Partiyi kapattırmama üzerine siyaset yapıyoruz. Parti kapatılamaz. Yani bu fikriyat kapatılamaz. Kongre, 3 Temmuz'daki kongre herkese, bizi seven sevmeyen, ben o dost düşman kelimelerinden haz etmediğim için kullanmıyorum. Bizi sevenlere de sevmeyenlere de o güçlü halk iradesini ve bu fikriyatın Türkiye'yi nasıl bir aydınlık geleceğe taşımak istediğini ortaya koyacak bir kongre olacaktır. Eğer onun kapatma kararı çıkarsa seçeneklerimiz var. Biz bu iradeyi bu ülkede etkili kılacak, çözüm gücünün işlemesini sağlayacak yolları yaratırız. Demokratik siyasette ısrarcıyız ve demokratik siyasetle bu ülkenin demokrasiye, barışa, adalete gideceğine inancımızı tam net bir şekilde ortaya koyuyoruz. İnancımız tam. Bu kongre bütün bunları Türkiye'ye ve tabii ki bütün dünyaya gösterecektir. Çünkü uluslararası katılım da çok geniş olacak. Evet. Çok büyük bir uluslararası delegasyonla gelecek. Çeşitli dost partilerden, çevrelerden, Orta Doğu'dan, Avrupa'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya kadar her yerden delege de gelecek. Evet, bitirirken son benim bir izlenimimle bitireyim ve size bunu da soru olarak sormuş olayım. Şimdi dolayısıyla doğal olarak siz bu altılı masadan gelebilecek aday, ilkeler, hep bunları konuşuyorsunuz. Ama ilk baştan beri kendi siyasi duruşunuzla İYİ Parti'nin yaklaşımından dolayı hep İYİ Parti'yi ayrı bir yere koyuyorsunuz. O zaman da ister istemez insanlar şunu düşünüyorlar. Çok zor o zaman. Yani hani dersiniz ki hani Demirel'in meşhur lafı 24 saat siyasette uzun bir süredir derler ama bu gidiş hani sizin bu kadar net, herhalde onlar da bu şekilde bir şey yapıyorlar. Buradan sizin de destekleyebileceğiniz sanki bir aday eğer şu şartlar devam ederse zor olacakmış gibi bir algı içindeyim. O zaman Türkiye'de demokrasiye giden yolun açılmasını isteyen herkes kendi yakın bulduğu veya bizzat desteklediği partilere basınç uygulasın. Bakın, İyi Parti'ye karşı tutumumuz bizden kaynaklanmıyor. Biz diyoruz ki aslında Türkiye'nin her kesimiyle doğrudan veya dolaylı müzakere yapmak istiyoruz toplumsal kesimleriyle. Defalarca konuşmalarımda söyledim. Bizi sevmeyenler var. Bize karşı ön yargısı olanlar var. Hatta bizden nefret edenler var. Doğaldır, biliyoruz. Biz bunlarla da konuşmaya hazırız toplum kesimleri olarak. İlk Şubat ayında, geçen yılın Şubat ayında, 2021 Şubat ayında kamuoyuna siyasi partileri ziyaret etme planımız olduğunu açıkladığımızda hiçbir partiyi dışında bırakmadık. İsim koymamıştım. Fakat İyi Parti ısrarla AKP-MHP iktidarının dilini, yöntemini, yaklaşımını bize karşı hep ortaya koyuyor. Yani asıl mesele biz değiliz. Asıl mesele İyi Parti'dir. Biz herkesle konuşuruz diyoruz. Bu bizim görevimizdir. Türkiye'nin bu kadar zor bir döneminde kilit sorunlarının çözüm gücü olduğunu iddia eden bir parti peşinen
şunlarla bunlarla konuşmam demez. Türkiye'nin bütün kesimleriyle konuşmaya açık olduğumuzu peşine söyledik. Biz yapacağımızı yaptık. Şimdi bu soruları bize sormak yerine asıl görevini, sorumluluğunu, demokratik sorumluluğunu yerine getirmeyenlere sormak gerekiyor. Zorsa bizden kaynaklanmıyor. Biz Türkiye'de demokrasinin, gerçekten demokrasiye giden yolun açılması, bakın demokrasinin bütünüyle yeniden tesisi demiyoruz ya da tesisi demiyoruz. Demokrasiye giden yolun açılması, barışın önünün, önündeki engellerin kaldırılması ve barışa uzanan o uzun yolun hakikaten gerçek anlamda açılması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Buna programımız da buna programımız da yetiyor, birikimimiz de yetiyor, halk desteği de var. Şimdi bütün bunlar ortadayken ve bütün bunları çözüm, yapıcı bir çözüm için, demokratikleşme, adalet ve barış için kullanma konusunda bu derece net ve net konuşan ve çaba harcayan bir partiye karşı AKP-MHP iktidarının veya daha önce başka benzer iktidarların diliyle konuşmak, onların anlayışıyla yaklaşmak asıl sorumluluktur. Sorumluluk aranacaksa HDP'de değil. Yarın öbür gün başka tartışmalar ortaya çıktığında sorumluları da doğru tespit. Ancak böyle dürüst, samimi ve açık konuşursak yol alabiliriz. Biz hala Türkiye'de bu seçimlerle yeni bir başlangıç imkanı olduğu inancını koruyoruz. Bu inancı gereğini yerine getirmek için de sorumlu davranacağız. Ancak bizim ilan ettiğimiz bir hedef ve ortaya koyduğumuz yol, ilkeler var. Bu doğrultuda da yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Daha başka nasıl anlatılabilir bilemem. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Murat Bey. Efendim T24'te bu akşam konuğumuz HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dı. Başka programa tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.